Diyala'da, birçok bölgede oralarda neler yaşıyorlar, neler bekliyorlar, onların Irak'la ilgili beklentileri nedir, onların Türkiye'den beklentileri nedir, Türkiye gerçekten onların yanında duruyor mu, duramıyor mu? Birçok konu. Malumunuz öyle de bir tartışmalar var ki işte Türkiye kamuoyu işte Gazze'ye çok böyle doğru bir şekilde objektiflerini çevirmişken Türkmenler yanı başında, belki çok daha fazla katliam var ama Türkmenlere gerekli ilgi gösterilmiyor gibi eleştiriler de var. Elbette bunun birbiriyle, katliamları birbiriyle yarıştıracak değiliz. Elbette Gazze'de bizim, Türkmen'de bizim, hepsi bizim ama işte bütün bunların tam anlamıyla anlaşılması noktasında bir programı icra etmeye gayret edeceğiz. Konuğumuz Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Tütüncü Bey. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Bey, kısmen ifade etmeye çalıştım. Yani şu anda IŞİD denilen örgütle beraber aslında bütün projeksiyonları biz tekrar Kerkük, Musul'a doğru çevirdik. Aslında IŞİD işte bizim belki yayın yasağı hala devam ettiği için çok detayına giremeyeceğiz. Konsolosluk görevlilerinin hala tutuklu olması, hala IŞİD'in elinde olmasından dolayı ona çok belki atıfta bulunmak doğru değil ama IŞİD'in yayılmasıyla beraber, Musul'u ele geçirmesiyle beraber Türkmenler bundan önce de sürekli elbette ara sıra böyle orada yaşananlara biz dikkat kesilirdik ama IŞİD'den sonra daha çok dikkat kesilmeye başladı. Önce ben oradaki Türkmen nüfusu, Irak demografik yapısı içindeki konumları, ne kadar Türkmen kardeşimiz var, mevcut durumdaki, siyasi durumdaki durumlar nedir? Bunları bir sizden genel bilgi, hem de kendi derneğinizin faaliyetlerinden bahsederek onları alalım. Sonra o siyasi değerlendirmelere girelim. Buyurun. Öncelikle teşekkür ederim fırsatı tanıdığınız için. Irak Türkmenleri veya daha doğrusu Irak Türkleri, ikisi de aynı anlama geliyor. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı'nın dağılmasından sonra aynı, yani Osmanlı döneminde Türkiye'deki vatandaşlarla bugünkü Anadolu'daki vatandaşlar aynı kaderi paylaşan insanlardır. Ancak işte bir takım siyasi hadiselerden dolayı sınırın ötesinde kalan özbeöz Türklerdir. Bizim kaderimiz özellikle de İngilizlerin bölgede petrolün bulunmasıyla İngilizlerin bölgeye hakimiyeti ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı'nın ve daha sonra da Cumhuriyet'in, yeni kurulan Cumhuriyet'in bir şekilde o bölgeleri misak-ı milli sınırlarının dahilinde olmasına rağmen, içinde olmasına rağmen, yani kurtarılacak bölgeler diye yemin edilmesine rağmen ancak gücümüzün o dönemde yetmediği ve kurtaramadığımız bölgelerdir. Aynı Antep'in, Urfa'nın, İzmir'in kaderini paylaşan ancak kurtaramadığımız bölgeler. O bölgeleri kurtardık ancak Musul vilayeti, Osmanlı döneminde Musul vilayeti diye geçer. Musul vilayetini kurtaramadık ki Musul vilayetinin içine Kerkük, işte Musul, Süleymaniye, Erbil, bunlar hepsi dahildir. Şimdi ve o günden bugüne biz ne tam Iraklılara, yani Irak rejimlerine daha doğrusu kendimizi Iraklı olduğumuzu kabul ettirebildik. Çünkü onlar bize hep bir Türkiye'nin bir devamı, bir bakayası olarak baktılar. Her ne kadar Irak vatandaşı olduysak da. Aslında Irak Türkmenleri yeni Irak'ın, yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Irak'ın tesisinde en büyük emeği geçen. Çünkü devlet geleneğinden gelen bir kültüre sahip oldukları için ve genel toplum yapısının entelektüel ve okumuş kesimlerden oluştuğu için Irak'ın inşasında en büyük emeği geçen insan topluluğu olmasına rağmen ve aynı zamanda Irak'ta şimdiye kadar demokratik yöntemlerin dışında herhangi bir terör eylemine veya ülkeyi bölücü bir eyleme başvurmayan bir etnik grup olmalarına rağmen, ama zannedersem bu İngilizlerin orada ektikleri bir takım tohumlardır. İşte bunlara dikkat edin. Bunlar Türkiye'nin burada bir takım emelleri var. Her zaman Irak'ı bölebilir, parçalayabilir gibi bir takım telkinlerle Irak'ın devletini yönetenlerin aklının bir köşesinde sürekli bu devam etmiştir. Evet. Ve Bizim bölgeleri de o günden beri bir şekilde bizim bölgeler, o bölgelerden bizleri uzaklaştırmak veya asimile etmek, işte Irak'ın daha güneyinden Arapları getirip bizim bölgelere bir demografik yapıyı değiştirmeye yönelik bir takım. Aynı zamanda Türkmenler de farklı bölgelerde yaşamaya mecbur bırakıldı mı? Tabii sürüldüler. Güneye, Türkmenler güneye sürüldüler. Güneyden de devletin desteğiyle teşvikler verilerek, arsalar dağıtılarak, iş imkanları yaratılarak güneyden Arapları getirip bölgenin demografik yapısını değiştirmeye yönelik bir takım girişimler uzun yıllarca sürdü bu. Ve çeşitli katliamlara maruz kaldık o çeşitli rejimler döneminde. En ağırı da 35 yıllık bir Baas rejimi, yani Saddam Hüseyin dönemi. Rejimi döneminde. Çok büyük asimilasyon, katliamlar. Ne gibi mesela? Yani örnek vermek gerekirse tehciri söyledik. Evet. Sürülmeleri kastettik. Evet. Onun dışında özel bir böyle bir proje midir? Nedir? Ne yaptı Saddam rejimi? Tabii ki yani şöyle söyleyeyim. Bir kere o bölgede yaşamamak için, insanları yıldırtmak için her türlü politikalar uygulandı. Mesela gayrimenkul alımı yasaklandı. Ama satımı serbesttir. Hmm. Bir. İki, eğitim konusunda çok ciddi sıkıntılar yaratılmaya başlandı bize. Özellikle yüksek eğitimde. Önümüze taşlar konulmaya başlandı. Devletin kademesine, ki devlete en çok memur veren kesimlerden biridir. Çünkü genelde okumuş kesim olduğu için devlet dairelerinde işe alınmama gibi veya alınırsa da bölgenin çok uzağında, güneyde bir takım yerlere, o da bir takım sürgün politikasıydı, uygulandı. Ondan sonra insanları sebepsiz yere suçlayıp hapslere atmak, işkenceler yapmak, ondan sonra idamlara mahkum etmek ve benzer birçok politikalar yok saymak birçok konuda. Yani mesela örnek vereyim, bir sayım yapılıyor. Sayımda kendini Türk veya Türkmen olarak ifade etme şansın yok. Çünkü böyle bir seçenek yok karşında. Mesela ya Arapsın ya Kürtsün diye soruyor sana. Başka bir alternatif bırakmıyor sana. Yani buna benzer pek çok asimilasyon ve yıldırma politikası uygulanmıştır ve göçe zorlanmıştır. İster Irak'ın dışına, ister Irak'ın farklı bölgelere. Peki Saddam döneminde bu şekilde baskıya maruz kaldı Türkmenler. Hı hı. Genel nüfus içindeki oranı nedir Türkmenlerin Irak'ta? Şimdi tabii ki elimizde %100 bilimsel bir veri yok. Çünkü yani böyle bir sayım yapılmamış. Böyle bir sayımda Türkmen sorusu sorulmadığı müddetçe. Evet. Ancak en son elimizde olan, ciddi olarak kabul ettiğimiz 1957 sayımıdır. Orada da Türkmenlerin nüfusu yaklaşık %8 ile 10 arasında gösteriliyor. O da yani çok sağlıklı. Koruyor mudur şu anda o oranı? Yani açıkçası bilemiyoruz. Yani tabii katliamlara uğradı, göçler verdi, asimilasyon politikasının etkisi oldu belli bölgelerde. Yani ama en azından bir %8 nüfusun olduğunu tahmin ediyoruz bugün. Yani hiç yoksa bugün Irak'ın genel nüfusu içerisinde 2,5 ile 3 milyon arasında bir Türkmen nüfusundan söz edebiliriz. Bunlar tabii ki hepsinin de çok böyle homojen bir bölgede yaşamadığını da kabul etmemiz lazım. Coğrafi olarak da biraz Türkmeneli bölgesi dediğimiz bölgede. Türkmeneli olarak saydığınız Kerkük, Musul vilayeti. Evet, Musul vilayetine bağlı en büyük ilçemiz Telafer'dir ki il olmayı çoktan hak eden bir şehirdir. Telafer'den başlayarak daha böyle güneye doğru gittiğimizde işte Musul, ondan sonra Erbil, Altınköprü, Kerkük, Tavuk, Taze Hurmatu ve Bayat köyleri diye bölgemiz var. Bayat bölgesi, evet. Olarak. Ve ta İran sınırına kadar, Hamrin dağlarına kadar dayanıyor bu. Orada da işte Diyale iline bağlı Kızılırbat, ondan sonra Hanekin bölgesi de büyük ölçüde Türkmen bölgeleridir. Ancak bu demin de bahsettiğim gibi ağırlık merkezi işte bir Kerkük var. Türkmenlerin kültür merkezi sayılır. Bir Telafer var. En yoğun nüfusumuzun olduğu bölgelerden biridir. Homojen yapı olarak ve Türkiye sınırına çok yakın bir bölgedir. ki bugün çok büyük acılar içinde, çok büyük sıkıntılar yaşamakta o bölgemiz. Evet. Bir de Tuz Hurmatlı bölgemiz var. Bu işte Erbil'de, Erbil'in merkezi olduğu gibi Türkmen'di. Ama oraya da yaklaşık 35-40 yıldan beri büyük bir Kürtleştirme politikası var o bölgeye de. Bölgenin yani şehrin merkezi olduğu gibi Türkmen'di ama etrafında dağlık bölgede özellikle kırsal kesimde Kürtler yaşamaktaydı. Onlar merkeze tabii çok büyük bir şekilde akın edince ve hatta Saddam'ın bir takım politikaları da o bölgeyi zamanında Kürtleştirmek için bir denge mi kendisine göre? Yani daha güneye inmelerine izin vermemek için onlar daha çok Kerkük'e inmeye çalışıyorlardı. En çok da iş imkanından dolayı. Tabi bunun arkasında bir takım siyasi politik emeller de vardı da yani petrolünden dolayı. Evet. Ancak en çok şeydir yani Kerkük'te iş bulmak için oradaki petrol şirketlerinde vesaire ve Kerkük'te bir büyük bir şeydir. Yani kültür yapısı da çok eskiye dayanan, geçmişi olan ve ticareti geniş olan bir şehirdir. Ondan dolayı da bir göç alıyordu yani çalışma amaçlı da geliyordu. İşte bundan 40-50 sene önce bölgeye yerleşen Kürtleri kastediyorum. İşte bugün de bölgenin sahibi biziz diyorlar yani. Evet. Şimdi ben yayından önce de size ifade ettim. Web sayfanızda Türkmen Deklarasyonu diye gerçekten bugün eğer izleyicilerimiz eğer sizin web sayfanıza girer ve oradan bakarlarsa gerçekten bölgeyi iyi okumuş, bölgedeki dengeleri iyi bilen, bölgedeki etnisiteleri her birine ayrı değer veren, o verdiği değerlerin yanında kendisini de korumaya çalışan bir anlayış içerisinde bir deklarasyonu. Ben orada gördüm ve ben bunu şimdi aktarmak istiyorum. Kısa bir paragrafı. Ancak diye başlayan bir paragraf, bütün acı tecrübelere rağmen, biraz önce ifade ettiğiniz işte 30-35 yıllık asimilasyon, belki 1. Dünya Savaşı'ndan sonra rağmen Türkmenler Irak vatandaşlığı şuurunu kaybetmemiş. Arap, Kürt, Kildani, Asuriler ile bağlarını devam ettirerek hür ve onurlu yaşayacak bir toplumun yaratılması için verilen mücadeleye katkıda bulunmuşlar ve bu halklarla beraber yaşamanın zaruretine inanmışlardır diyorsunuz. Şimdi bir taraftan işte Türkiye misak milli sınırlar içerisinde gördü, bizi bir şekilde işte dışarıda bıraktı, sınırdan dışarıda bıraktı. Biz bir gün elbette Türkiye'ye bir şekilde bağlanacağız. Umudu mu taşıdı oradakiler? Yoksa buradaki Irak vatandaşlığı meselesinde mi bir farklılık var? Yani buradaki ifade edilen çok doğru, çok güzel ama misak-ı milliye de bir atıfta bulundunuz. Hangisi daha çok baskın durumda? Şöyle söyleyeyim, tabii ki 500 yıllık neredeyse bir geçmiş var. Yani evet, onu böyle bir kalemde silip atmak ve özellikle de bölgenin yani Irak dediğimiz devlet o zamanlar İngilizlerin silah zoruyla yaratılan, çizilen bir harita olduğu için başta Türkmenler çok direndiler buna karşı. Yani bunu bölge halkının referandumuna sunulmasını talep ettiler. Bölge halkı eğer Irak'a bağlanmak istiyorsa Irak'a bağlansın, yok Türkiye'ye bağlanmak istiyorsa Türkiye'ye bağlansın. Yani bu zoraki olmasın. Ancak İngilizler işte demokrasinin beşiği denilen İngiltere o zaman bunu kabul etmedi. Bölge halkının kültür yapısı buna müsait değil yani bir referanduma. Bunu bahane ederek o zaman bunu reddetti. Ancak Iraklılar daha sonraki dönemlerde bir fiili durumu kabul etmek durumunda kaldılar. Ve Irak vatandaşlığını kabul ettiler ve Irak'ın yapılanması için ellerinden gelen gayreti gösterdi, ortaya koydular. Ve aynı zamanda kendilerine şu misyonu biçtiler. Türkiye ile yeni kuran Türkiye Cumhuriyeti ile Irak'ın arasında bir köprü görevi görecekler. İki ülkenin dostluğu ne kadar gelişirse, ne kadar ilişkiler ileri seviyeye taşınırsa Türkmenler de o kadar rahat edeceklerine inandılar ve kültürlerini daha rahat sürdürebilirler. Bir Irak bütünlüğü, toprak bütünlüğü içinde. Evet. Ancak tabii ki bu toplum psikolojisine yönetimlerin baskısı ve ortaya koydukları politikalar da çok büyük etki yapmaktadır. Şimdi siz her ne kadar bunu kendinizi bu şekilde görüyorsanız, toplumunuzu bu konumda konumlandırıyorsanız da ancak rejimlerin size karşı uyguladığı politika ne yazık ki bunu çok uygulamanıza da müsaade etmiyorlar. Yani özellikle yani şunu da bahsetmemiz lazım tabii ki, Irak'ta yani demokratik rejim yoktu. Şimdiye kadar hiçbir zaman da olmadı. Ne kadar 2003'ten sonra işte demin şimdi günümüzde gördüğümüz tablo gözümüzün önünde şu anda. Ne kadar bir demokrasiden bahsedebiliriz şu anda Irak'ta? Maalesef böyle bir kültür henüz yerleşmemiş. Dolayısıyla biz kendimizi elbette bir Irak vatandaşı kabul ediyoruz ama Türk kimliğimizi de asla asimile müsaade etmeyeceğiz. Evet. Peki 2003 öncesi, 2003 Mayıs öncesi siz de ifade ettiniz zaten. İşte Halepçe katliamı vesaire katliamlar vesaire Kerkük katliamı, Altınköprü katliamı, bütün bunlarla Saddam rejiminin sistematik bir şekilde orada Türkmenlere uyguladığı katliamları söylediniz. 2003'ten sonra belki Türkmenler de mevcut Irak halkı da Saddam'ın gidişiyle beraber daha çok böyle bir ferah bir toplumun veya demokratik bir rejimin inşa edileceği gibi bir beklenti içine girdi. Evet. Ama 2003 sonrasında bu beklenti, şahsi kanaatim, elbette siz belki daha iyi ifade edebileceksiniz. Tam bu beklenti oluşmadı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani yine bu işgal neticesinde ortaya çıkan manzara neden o bölgeye bekleneni getiremedi? Şimdi tabii ki önce demokratik yapı bir kültür meselesidir. Yani uzun yılların gerektiren bir meseledir. Bu başta bir bu. İkinci, Amerika'nın buna ne kadar niyetli olduğu, o da bir göz önünde bulundurulması gerekir. Yani 2003 sonrası Amerika galiba bölgede de çok büyük bir hata yaptı. O da devletin altyapısını tamamen yok etti. Güvenlik güçlerini tamamen dağıttı. Ve dolayısıyla yeni bir rejim kurmaya gitti. Bu rejim, yeni bir rejim kurma henüz 2003, bugün 2014, 11 yıl olmasına rağmen henüz tekrar o devletin altyapısı oluşturulamadı. Özellikle güvenlik anlamında o güç tekrar oluşturulamadı. Ve bir de şöyle bir yanlış uygulama oldu. Galiba bunun da çok büyük etkisi var. Güvenlik güçlerini tamamını Saddam'ın şeyi kabul etti. Saddam'ın kalıntısı veya Saddam yani Ba'ath Partisi'nin devamı kabul etti. Aslında Irak'ta pek çok insan Ba'ath Partisi'ne mecburen girdi, yani zorunluydu devlet dairelerinde iş bulmak için. Demin de Türkmenlerin şeyinde bahsettim size. Mesela Türkmenlere de bu baskılar yapılıyordu. Ba'ath Partisi üye olmadan pek çok işe alınmıyordu. Hatta yüksek eğitimden bile atılabiliyorlardı. Bunlar sırf bundan dolayı, Ba'ath Partisi üye olmadıklarından dolayı. Dolayısıyla burada altyapıyı 2003'te ABD'nin işgalinden sonra bölgenin altyapısını değiştirmek, tamamen ilave edip yeni bir sistem kurmaya kalkıştılar. Bu da burada çok büyük sancılı bir süreç yaşandı ve bunu tekrar bir şekilde toparlayamadılar. Ve en sonunda Amerika bir şekilde adeta bir açık beyin ameliyatı yaparken ameliyatı ortada bırakıp kaçmış gibi oldu. Dolayısıyla bölgede özellikle de Irak bugünkü geçerli olan Irak Anayasası'nda çok büyük hatalar yapıldı. Orada da özellikle bu etnik ve mezhep vurgusu demokratik bir ülkede olmamasının gerekenden çok fazla vurgulandı. Ve bütün devletin yapısı ve ülkedeki bütün sistem bu ayrışım üzerine kuruldu. Dolayısıyla bir takım aşırı grupları tetikledi ve bir takım kanlar dökülmeye başlandı. Maalesef yani 2005, 2006, 2007'de özellikle Irak'ta hatırlıyoruz. Çok ciddi mezhep savaşlarına sahne oldu bir tarafta. Öte yandan mesela bölgede özellikle 1 Mart tezkeresinin geçmemesinden dolayı ABD kızgınlığını yani Türkiye'ye olan kızgınlığını birinci derecede Türkmenlerden çıkarmaya başladı. Çünkü Türkiye bu denklemin dışında kalınca, yani 1 Mart tezkeresi geçmeyince Türkiye denklemin dışında kaldı ya, Irak olayında, işgalinde. Dolayısıyla Türkiye yerine Irak'ta konumlandırılan birinci müttefik peşmergeler, Kürtler oldu. Evet, doğru. Bize de karşı en büyük, bizim bölgemize karşı bir takım emelleri olan, bir takım işgal hedefleri peşinde olan peşmergeler, yani siyasi Kürt gruplar bu sefer ABD'nin bir numaralı muttefik oldu ve tamamıyla o kırmızı çizgiler yok edildi ve bizim kaderimiz tamamıyla düşmanlarımızın neredeyse, yani kendileri bizi düşman görenlerin eline bırakıldı. Yani bizim tabii ki oradaki halklarla asla bir düşmanlığımız yoktur, olamaz da. Zaten ancak siyasi gruplar çünkü bölgede bizi yok saymaları, bizim Türkmeneli bölgesini tamamıyla kendi kuracakları devletin iktisadi kaynağı olarak gördükleri için bizi yok saymaya çalıştılar. Ve açıkçası bunu bir doğrusu da söylemek gerekirse, dış güçlerin her zaman Irak'ta bir parmağı olmuştur. Çünkü petrolden dolayı bölgenin petrolü çok zengin, petrolün yanı sıra çok zengin yeraltı kaynakları, madenler vesaire var, gaz var. Dolayısıyla süper güçlerin ve bir takım uluslararası güçlerin hiçbir zaman ellerinin oradan eksik olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla 59'da da biz Kerkük'te, tarihe 1959 Kerk katliamı orada diye geçen tarihte 3 gün 3 gece bizi karşı çok acımasız bir katliam uygulandı. O da bizi o bölgeden silmek içindi. O da bölgeyi maalesef bugünkü Mesut Barzani'nin babası olan Molla Mustafa Barzani tarafından yapılmıştır. O, başına o çekmiştir. Irak Komünist Partisi ile birlikte Kürt peşmergeleri Kerkük'te büyük bir katliamına giriştiler. 59. Evet, 59'da. O zaman da hedef aynıydı. Türkmenleri bu bölgeden silmek. Ve aslında düşmanlıkları birinci derecede bizimle direkt belki Türkmen oluşumuzdan değil de petrolden dolayıydı o bölgede. Hem Irak yönetimi, yani tabii ki Türkiye'den olan geçmişte İngilizlerin ekti o beyinlerine yerleştirdiği işte aman Türkiye'ye dikkat edin, her zaman bu bölgede gözü var. Zaten Misak-ı Milli'de evet, açıkladılar. Misak-ı Milli'de, evet, vardı, bunu biz vermedik, kabul etmedik falan gibi telkinlerin bir takım etkisi muhakkak bilinçaltına yerleşmişti. Ancak o gitgide Türkmenler bunu Irak'ta gösterdikleri tavır ve tutumla bunu büyük ölçüde gidermişlerdir. Ancak petrolün etkisini maalesef gideremedik. Petrolün yarattığı iştah hem siyasi Arap partilerinde, isterse sonradan Kürt siyasi gruplarda, bu halen de devam eden maalesef bu petrol anlayışı üzerinden, petrol beklentisi üzerinden bize karşı büyük bir düşmanlık. Şimdi Irak Türkmen cephesi var. Evet. Efendim. Irak Türkmen cephesi şu anda legal olarak orada, o bölgede faaliyet gösteren bir cephe midir? Evet, tabii ki. Hı hı. Aynı zamanda Irak parlamentosunda temsilci bulunduran bir tabii yapıdır. Evet. Kaç milletvekili veya oradaki seçim sistemine göre Türkmenler nasıl temsil ediliyorlar? Açıkçası yani Irak'taki seçimlerin ne kadar demokratik olduğundan söz etmek biraz zor. Yani çünkü zaten demokratik bir yapı henüz oluşmamış. Ve ayrıca şunu da belirtmemde fayda var. Irak'ta ABD'nin bu hatalarından birisi de, en büyük hatalarından birisi de neredeyse büyük siyasi güçlerin, herkesin kendi bir milis gücü var. Yani bu demokratik devlette yeri olmayan aslında bir mantıktır. Anlayamadım. Şimdi büyük siyasi güçler derken siyasi partileri... Siyasi partileri tabii kastediyorum. Mesela örnek vermek gerekirse Şii partilerinde, bugün Sünni partilerinin de Arap anlamında, Kürtlerin de bir takım milis güçleri var. Ve bunlar bir şekilde hem milis gücü olma özelliğini devam ettirirken aynı zamanda Irak ordusunun bir parçası sayılmakta. Ve Irak ordusundan maaşlarını, bütün teçhizatlarını Irak ordusundan almakta, ama talimat hariç. Ha. Sadece parayı oradan alıyor ama talimatı kendi parti başkanından alıyor. Mesela en büyük örneği bugünkü peşmergeler. Hı. Peşmerge gücü bütün giderleri Irak merkezi hükümeti tarafından karşılanıyor. Ancak Irak merkezi hükümetin herhangi bir sözü bölgede geçmiyor. Hatta Irak merkezi ordusuna karşı her zaman silah çekmiş. Yani siyasi itlaflar çıktığı zaman. Yani onun için çok değişik bir yapı var orada. Türkmenlerin de var mı böyle? Yok, işte Türkmenlerin olmadığı için zaten bugün bu durumdalar. Maalesef aslında biz hiçbir zaman silahtan yana olmadık. Çünkü bizim inancımız şudur. Demokratik bir ülkede tek devletin silahlı gücü olur. Devletin dışında hiç kimsenin, güvenlik güçlerinin dışında hiç kimsenin silahı olmaz. Zaten işgali yorumlarken Amerika'nın devletin bütün güvenlik birimlerini tasfiye ettiğini söylediniz. Yani o tasfiye edilen alanları demek ki bu sizin, bunlar doldurdu. Ancak yine de kurulmaya çalışıldı işte yeniden Irak ordusu, polisi vesaire diğer güvenlik birimleri kurma ama onlar da bir şekilde ne kadar Irak ordusuysa da ama kafada hep dediğim gibi o etnik ve mezhep ayrışımı üzerinden gittiği için çünkü kotalara bağlandı her şey. Yani Irak ordusuna Şiiler ne kadar verecek, Sünniler ne kadar verecek, Kürtler ne kadar verecek, Türkmenler ne kadar verecek bu mantık üzerinden gidildiği için orada da bir yani bir devletin ordusundan fazla bir işte beni hangi grup atamışsa oraya hangi etnik veya mezhep grubu ben onun daha çok emrinde çalışıyorum gibi bir mantık oluştu. Irak Türkmen cephesi mevcut parlamentoda yani nasıl temsil ediliyor Mehmet Bey? Şimdi tabii ki seçim yapılıyor Irak'ta. Seçim. Evet, en son bu yılın yani 2014'ün 4. ayında da yine Irak'ta seçimler yapıldı. Şu anda toplamda 9 milletvekilimiz. Toplam Irak'ta, sandalye sayısı? 275. 275'te 9. Pardon 325 özür dilerim. 325'in içinde en son 325'e çıktı. 325'in içinde 9 milletvekili var. Tabii ki Irak seçim sistemi de öyle bir şekilde ayarlanmış ki genelde büyük güçler daha çok yararlanabileceği bir sistemdir. Büyük güçlerden kastınız mezhepsel açıdan mezhep olsun yani büyük partiler veya yani büyük partiler. Etnik veya mezhep grupları daha çok bundan faydalanabiliyorlar. Ve hemen hemen Irak'ta tek başına seçime giren hiçbir parti yok. Hep koalisyonlar anlamında giriliyor. İttifaklar anlamında seçime giriliyor. Türkmenler de belli bir bundan önceki dönemde belli bir ittifakla girdiler. Ancak bu ittifaklar da kendi aralarında çok çatlak sesler çıkmaya başlıyor. Ve açıkçası merkezi yönetimde bu güçler bir takım demokratik yöntemlerle tam temsil edilmedikleri için sürekli bir takım sorunlar var. Ve bir de aynı zamanda bu gruplar ellerinde bir takım silahları bulundurdukları için, silahlı güç bulundurdukları için devletin sistemini açıkçası adeta işlemez hale getiriyorlar. Yani bugün mesela Bağdat'ta çok büyük bir çekişme var. Malumunuz işte seçimler oldu. Henüz yeni bir hükümet kurulamadı. Evet. Eski hükümet devam etmekte. Maliki hükümeti 3. dönem başbakanlık en çok oyu aldı. Ancak tek başına iktidar olabilecek güçte değil. Dolayısıyla koalisyon kurma zorundadır. Ancak şimdi Maliki özellikle Irak'taki Sünni gruplar tarafından, birinci derece Sünni Araplar tarafından Şiicilikle suçlanıyor. Evet. Yani işte Maliki hep Şiicilik yaptı, Sünnileri dışladı sistemden, Sünnilere zulmetti diye bir yaklaşımla meseleye yaklaşıyorlar. Bunun dışında Maliki de koltuğu bırakmıyor. Sünni grupların dışında Arap Şiilerde de Maliki'nin 3. dönem başbakan olmasını istemeyen ciddi bir güç var. Dolayısıyla şimdi Irak'ta daha önceki bu etnik ayrışımda işte mesela Cumhurbaşkanlığını Kürtlere vermişlerdi. Evet. Meclis Başkanlığı Sünni Araplara, Başbakanlığı da Şii Araplara. Şimdi de galiba aynı şey devam edecek. Aynı paylaşım. Şimdi Cumhurbaşkanı'yı seçmekte sorun çıkmadı fazla. Seçtiler bir şekilde anlaştılar. Meclis Başkanı seçildi. Aynı eskisi gibi. Ancak iş Başbakan'a gelince Maliki diyor ben koltuğu bırakmayacağım. Ciddi bir muhalefet ona karşı diyor. Yani senin işte iktidarında gördük şu anda Irak'ın durumuna bak. Irak'ın 1/3'nden fazlası işgal altında. Kuzey Irak'la ilişkilerin kopmuş durumda neredeyse. Dolayısıyla böyle bir Irak sen yönetemedi. Yani bir Irak'ı bütün tutamadın. Ona karşı bir itiraz var. Yani sen tamam senin partinden başka birisi çıksın. Onu da kabul etmiyor Maliki. Evet. Mehmet Bey kısa bir reklam arası vereceğim. Tabii efendim. Değerli izleyiciler, Irak Türkmenleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Tütüncü Bey ile çok önemli bir söyleşiyi beraber gerçekleştiriyoruz. Tabii ilk bölümde daha çok Irak Türkmenlerinin tarihi sürecini anlamaya gayret ettik. Oradaki demografik yapıyı anlamaya gayret ettik. Siyasi durum olarak hangi noktada olduklarını, mevcut Irak parlamentosu içerisindeki düşüncelerini almaya gayret ettik. Şimdi 2 ve 3. bölümde aslında daha çok güncel tartışmaları idrak etmeye, anlamaya çalışacağız. IŞİD nedir? IŞİD ve Türkmenler arasındaki bu çatışma ortamı nedir? Türkmenlerin gelecekle ilgili kaygıları nelerdir? Oradaki bir Kürdistan fikrine nasıl bakıyorlar? Oradaki etnik yapılara nasıl bakıyorlar? Bütün bunları birinci ağızdan Mehmet Tütüncü Bey'den dinlemeye gayret edeceğiz. Şimdi kısa bir araya gidelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Tütüncü Bey. İlk bölümün sonunda da ifade ettiğim gibi genel anlamda Irak Türkmenlerin durumunu konuşmuştuk ama şimdi güncel tartışmaları hep beraber tekraren Mehmet Tütüncü Bey'in ağzından acaba nasıl, onun yorumlarıyla nasıl anlamak gerekiyor onu konuşmaya, tartışmaya çalışacağız. O da şu, IŞİD şu anda bölgedeki işte Amerika'nın yaptığı operasyonlarla beraber yayılmasını devam ettiriyor. Irak merkezi yönetimine, oradaki bölgesel yönetime ayrı bir tehdit oluşturmaya başladı ve hemen Amerika bir operasyon yaptı. Aynı zamanda Türkmenler orada katlediliyor. Musul'da, Kerkük'te, diğer yerlerde. Ben mevcut durumu soracağım, güncel durumu soracağım ama güncel durumdan önce bir önceki bölümle alakalı mesela bir yerde şöyle bir yorum okumuştum. Türkmen bir gazeteciydi zannediyorum veya bir düşünür olabilir. Yani geçmişte Türkmenler şimdi işte siz de ifade ettiğiniz 9 tane meclis milletvekiliyle mecliste temsil ediliyor. Geçmişte bu kadar bir güçlü temsil kabiliyetimiz yoktu. Daha az temsil ediliyorduk ama Türkiye tarafından daha çok böyle önemseniyorduk. Şimdi o derece düştü. Bu katılır mısınız böyle bir yoruma? Yani geçmişte kıyaslandığında Türkmenler eskisi gibi öyle bir ilgi alanında değil mi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin? Aslında yani kısmen doğru. Şöyle aslında bakarsak yani bizim özellikle günümüzde siyasi anlamda destekten biz kendimizi açıkçası mahrum görüyoruz. Özellikle son dönemdeki çok büyük sıkıntılar var Irak'ta. Ve Irak'ta işte biz yani Arapların, ister Arap'ın Şiisi olsun, Sünnisi olsun, ister Kürtler olsun, kendilerini koruyabilecek veya en azından savunabilecek silahlı güçleri var. Ancak orada silahsız olan işte bizleriz. Şimdi yeni gündeme gelen Yezidilerdir. Ondan sonra Hristiyanlardır. Ki bunların da sayısı çok azaltıldı. Sürekli baskıyla Irak'ın dışına kaçmalarına veya öldürüldü işte, sürüldüler falan vesaire. Bize de aynı yöntem uygulanmaya çalışılıyor. Dolayısıyla yani bizim bölgede silahsız güç olduğumuz için ve Irak gibi kanlı bir coğrafyada yaşadığımızdan dolayı bizim için Türkiye'nin, ana vatanımızın siyasi desteği her şeyin üstündedir. Yani şöyle söyleyeyim Mustafa Bey, inanın ki biz bunu yer yer çoğu zaman yetkililerle de görüşmelerimizde dile getiriyoruz. Türkiye'nin gölgesi bile bizim arkamızda net bir şekilde olduğu zaman bizim orada büyük bir şekilde kendi ayağımız üzerine durabiliriz, kendimizi koruyabiliriz. Çünkü Türkiye'nin bölgede ciddi bir etkisi var. Yani bölge üzerine. Türkiye bölgede sözü geçen bir ülkedir. Dolayısıyla Irak'taki siyasi güçlerle Türkiye'nin ilişkilerinde olsun, bölge güç ülkeleriyle ilişkilerinde olsun ve uluslararası güçlerle ilişkilerinde Türkmenleri eğer böyle kararlı bir şekilde ve milli bir politika çerçevesinde sürekli işte Türkmenlerin oradaki hamisi Türkiye olduğu görünürse biz orada rahat edebiliriz. Çünkü neden? Bunu istiyoruz. Irak'ta bizi koruyacak demokratik bir yapı yok ki. Bir hükümet, bir yönetim hiçbir zaman olmadı da şimdiye kadar. Bazen kısmen olur gibi olsa da yani belli bir aşamalarda bakıyorsun daha ehvenişer bir hükümet kuruluyor ama çok uzun sürmüyor onun ömrü de bir şekilde devriliyor veya bir şekilde yapı değişiyor. Dolayısıyla bir de bölgede çok farklı etnik yapılar, mezhep grupları ister istemez bölgeyi sürekli bir kargaşanın eksik olmadığı bir ortama çeviriyor. Dolayısıyla bizim için Türkiye'nin, ana vatanımızın desteği her şeyden çok önemli. Elbette ki bugüne kadar ana vatanımızın desteği olmasaydı biz bugüne kadar gelmemiz çok zordu. Ancak son dönemlerde açıkçası oradaki insanlarımız ne oluyor? Artık Türkiye bizi gözden mi çıkardı? Biz artık Türkiye'nin planlamasında yok muyuz acaba? Bölgeye uyguladığı politikada bizim artık yerimiz çok gerilere mi düştü gibi bir endişelere kapıldı insanlar. Peki, can alıcı soru. Tabii. Türkmenler arasındaki mezhep farklılıklarının Türkiye'nin bu bakışında etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Açıkçası olmaması gerekir diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Biz evet Türkmenlerin orada yaklaşık olarak Sünni ve Şii Türkmenler yarı yarıyadır. Ancak İnanın ki Mustafa Bey, biz daha bu Irak'taki bu mezhep şeyi ortaya çıkıncaya kadar birçoğu insanımızın kimin Sünni kimin Şii olduğunu bilmezdik. Çünkü böyle bir ayrışma asla gitmezdik. Aslında özellikle Türkmeneli bölgesinde yaşayan insanların ibadet şekillerinde de inanç tarzında da çok büyük bir farklılık yok. Ve bu gibi şeyleri hiçbir zaman ön plana çıkarmadı Türkmenler. Çünkü dediğim gibi genelde daha çok ağırlıklı okumuş kesim, şehirli bir hayat sürdüren bir kesim olduğu için yani bu tür şeyler daha çok insanın kendisiyle Allah arasında olan bir konu diye yaklaşılır. O tür konulara girilmez ve çok aramızda kız alma, verme ve birçok konuda özellikle de şunu da belirtelim. Bizim Irak'taki şimdiye kadar asimile edilmemizin ve bize uygulanan politikaların başlıca nedeni bizim için etnik açıdan yaklaşıldığı için bizde bir milli kimlik refleksi var ona karşı. Etnisi de öne çıktı. Evet tabii ki. Çünkü neden? Senin etnik kimliğini yok etmeye çalışan var. Yani mezhebini yok etmeye çalışan ve dinine karşı bir saldırı yok aslında. Mezhep şeyi son yıllarda biraz olmaya başladı. Ondan önce böyle bir şey yoktu aslında. Daha çok hep etnik kimlik üzerinden geldiği için bize karşı baskı ve saldırı toplum ister istemez kendisini bir milli kimlik etrafında birleşerek kendini korumaya çalışmıştır. Bunun biliyorsunuz yani sosyolojideki yerini etki tepki meselesinin. Tabii. Dolayısıyla yani Türkmenler politikalarında ve yaşam tarzında genelde milli çizgi üzerinden kurdukları için mezhep ayrımına hiçbir zaman gitmediler. Son tartışmalardan hiç etkilenmedi mi Türkmenler de kendi aralarında? Muhakkak şöyle söyleyeyim. Sadece bizim Telafer bölgemizde, belli aşiretler arasında, o aşiretlerin de hatta tamamı değil, işte ister Sünnisinin ister Şiisinin daha uç kesimleri, uç kısımlarında olanlar, daha aşırılar arasında bir takım şeyler, problemler çıkmaya başladı. Türkiye'nin de, anavatanın da özellikle Dışişleri Bakanlığı bu konuda çok ciddi girişimleri oldu. Bunları bir araya getirip bu işte aradaki ihtilafları gidermek. Şimdi şöyle bir bölge düşünün. Suriye'ye çok yakın. Aynı zamanda İran, yani Türkiye sınırına da yakın. Ama Suriye üzerinden 2003 sonrası El-Kaide grupları sızmaya başladı. Orada Şii insanlar da var. Dolayısıyla ister istemez Irak'ın Şii yönetiminin veya İran'ın ona karşı belli bir tedbirler alması ve bölgeye belli bir politika uygulaması ister istemez bir takım sıkıntılar yarattı bölgede. Ama bu Türkmen toplumuna yayılmış dersek Türkmenlere en büyük haksızlığı yapmış oluruz. Böyle bir şey asla yok. Yani dolayısıyla mezhep açısından çok düşük bir seviyede yani dikkate alınmayacak bir seviyededir. Anladım. Ancak şöyle bir şey söyleyeyim de yani bugünkü bir takım resmi ağızlardan bunu duymamız açıkçası bizi de hayrete düşürüyor. Şimdi IŞİD gibi bir terörist bir örgüt bölgeye saldırırken Arabına, Türkmenine vesairene bakmaksızın daha çok Sünni mi Şii mi diye bakıyor. Şiileri resmen kafir statüsünde değerlendirip onlara karşı çok acımasızca davranıyor. Bunun ayrımını biz yapmıyoruz. Bunu IŞİD yapıyor. Yani herhangi girdiği bölgede Sünni kesime karşı daha toleranslı, kısmen toleranslı tabii. Sünni kesimde devletle ilişkisi varsa, yani polis, asker vesairede çalışıyorsa onlara karşı bir sert muamelesi oluyor. Onlara karşı katliama girişiyor. Ancak Sünni İslam'ın dışındaki bütün gruplara karşı da, ister İslam'daki Şiilere karşı, ister Hristiyan, Yezidi vesairelere karşı çok acımasız bir tutum içindedir. Dolayısıyla diyorsunuz ki yani böyle bir endişe Türkmen grupları yaşadı ama bunun olmaması gerekir. Bunun emareleri de yok. Yok. Bizim aramızda yok. Yani aramızda yok. Dışarıdan bu bize sokulmaya çalışıyor. Bir şekilde sürekli Türkmenler arasında bir fitne sokulmaya çalışıyor ama bu bizim Türkmenlerin, yani özellikle ileri gelen siyasi ve entelektüel insanlarımız arasında asla böyle bir şey yok. Peki. Şimdi IŞİD'e doğru geliyoruz. Hı hı. Önemli, belki de en çok izleyicilerin de merak ettiği konu budur. IŞİD'de ilk başladığında, ilk bu işte IŞİD'in saldırıları başladığında Musul'da vesaire yerlerde, hı hı, yani kendisi açıkladığı için ben de buradan ifade edeyim. İşte eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi beni de şaşırtan bir derecede, hı hı, IŞİD'in bu girişimlerini Irak Baharı diye nitelendirdi. Ama sonra bunun dozajını düşürdü. Muhtemelen gelen tepkilerden falan çekilmiş olabilir, bilmiyorum. Hı hı. Ama sonrasında Tarık Haşimi'nin bu yorumuyla beraber sizin de biraz önce bir ilk bölümdeki ifadenizde Maliki yönetiminin Şii grupları öne çıkaran veya Şii anlayışı daha çok taltif eden bir yönetim anlayışını benimsediğini ifade ettiniz. İşte etki tepki meselesinden dolayı Tarık Haşimi de bunları böyle yorumladı. Hatta siz Bağız'ın eski kalıntılarının da IŞİD'e destek verdiğini söylediniz. Böyle bir çatışma ortamı ortaya çıktı, hı hı, gibi görüyorum. Yanlış mı görüyorum? Yok, doğrudur. Doğru. Peki, şimdi IŞİD'i bu noktadan değerlendirdiğinizde, evet arkasında Suriye'den gelen El-Kaide grupları var, evet şu var, bu var, bin türlü şey var. IŞİD aslında Irak için ney? Hedefi ney? Arkasında kimler var? Sadece basit bir şekilde Şii-Sünni çatışmasının bir tarafı mı olarak değerlendirebiliriz? Yoksa hayır, bölgede farklı ülkelerin, farklı dış güçlerin emelleri var, onların bir piyonu mudur? Kimdir IŞİD? Türkmenlerin bakış açısından. Aslında en zor soru galiba budur. Çünkü IŞİD'i henüz hiç kimse net olarak arkasında kimin olduğunu ortaya koyabilmiş değil. Ancak emaralar var. Kimin bu konudan en çok faydalandığına bakacak olursak oradan bir takım çıkarımlar yapabiliriz. Şöyle söyleyeyim. Irak bir IŞİD bir kere El-Kaide kökenli ama El-Kaide'den daha aşırı bir örgüttür. Ve orijini de aslında Iraklıdır. Bildiğiniz gibi ismi de Irak, Şam, İslam Devleti. Evet. Şimdi Şam da burada aslında yanlış algılanmasın. Sadece Suriye'yi kastetmiyor burada. Şam bölgesini kastediyor. Evet. Ürdün'ü de içine alan, işte evet, Lübnan'da içine alan bütün bölgeyi kapsıyor. Dolayısıyla bu örgütün aslında lideri bugün dediğimiz Bağdadi'nin Bağdat'ta Amerikan hapishanelerinde tutukluydu bu. Evet. Bundan sonra serbest bırakılıp bir takım iddialara göre en az 30 ile 50 milyon dolar arasında bir finansla gitti, bu örgütü kurdu. Bu örgüt ilk Irak'ta tohumları atıldı. Sonra bir şekilde Ürdün'de kamplar kuruldu, eğitildi. Sonra Suriye'ye geçti. Suriye'ye belli çatışmalara girip tekrar Irak'a dönmek zorunda kaldı. Geri çekildi Irak'a. Sonra tekrar Suriye'de güçlendi. Şimdi yani IŞİD'e baktığın zaman arkasında muhakkak bir şekilde bir devlet aklının, bir devlet istihbarat gücünün olduğu kesindir. Hmm. Aksi takdirde özellikle bu kadar küçük gruplarla bu kadar büyük bölgeye hükmetmek, yani herhangi sıradan birkaç katilin bir araya gelerek kurduğu bir örgütün işi değil. Dolayısıyla önce bunu bilmemiz lazım. Özellikle mesela ilk, biliyorsunuz, yaklaşık 2 ay önce Musul'da ilk ayaklanma başladı. Şimdi Musul Irak'ın en büyük Sünni şehri. Yani nüfus yoğun, yani 2,5 milyon, 3 milyon civarında bir nüfusa sahip. Dolayısıyla orada en fazla 2000 civarında bir militanın 60 bin civarında bir güvenlik gücüne karşı bu kadar etkili olması mümkün değil. Ancak işte burada o sizin demin bahsettiğiniz Maliki'nin yanlış politikaları, özellikle de Arap Sünnilerin algısında işte Maliki Şii politika uyguluyor ve Irak'ı Şiileştirmeye çalışıyor ve Türk şeyleri, Sünni Arapları sistemin dışına itiyor. Şunu da altını çizmem gereken bir konudur. Irak'ta nüfus Şiilerde daha yoğunluktadır. Yani yüzde belki 55-60 civarında denilmekte. Tabii tam sayı yok da ama öyle tahmin edilmekte. Yani Şii, Irak'ın çoğunluğu Şiidir. Ama ancak Sünnileri de yani nüfusu azımsanmayacak. Yani en az yüzde 40-45 civarında da var yani. %5 civarında da şey mi var? İşte, Hristiyan, Ezidi. Evet, Ezidi vesaireler. Evet. Dolayısıyla %5'ten daha azdır aslında. Onların nüfusu %2-3 civarında kalır. Dolayısıyla bir Şii çoğunluğu Irak'ta en azından 2003'ten sonra tamamen Irak'ın denkleminde söz sahibi oldular. Yani yeni kurulan Irak'ta aslında Irak'ın çoğunluğu Şii olmasına rağmen Irak bugüne 2003'e kadar hep Sünniler yönetmiştir. Suriye'dekinin tam tersi. Suriye'de Sünniler çoğunlukta ama başta Nusayri var. Evet, o Nusayri daha çok. Onlar yönettiler. Hep iktidarda onlardılar ama Irak'ta tam tersi. Dolayısıyla Sünniler bugüne kadar hep iktidar sahibiydiler. Şimdi 2003'ten sonra iktidardan dışlanmaya başlayınca tabii kendilerine bunu yediremiyorlar. Dolayısıyla tekrar iktidarı ele geçirme çabası var burada. Bunların içinde böyle bir biz sistemden dışlanıyoruz anlayışı oluşmuş zaten. Yani orada bir taban var. Dolayısıyla IŞİD girdiği zaman çok zorlanmadı. Ancak IŞİD'in esas zorlanmaması nedeni bunun arkasında buna ciddi bir şekilde istihbarat desteği veren ve orada bölgede iyi bir hazırlık yapan bir devlet aklı var. Kim bu devlet aklı sizce? Açıkçası burada bölgede bu kimin işine gelebilir? En büyük İsrail'in işine gelebilir böyle bir şey diye düşünüyorum. Ha, bu İsrail sadece İsrail eliyle olmaz. Büyük ihtimal Amerika'daki belli, illaki bugünkü Obama yönetiminin değil ama başka grupların Amerika yönetiminde güçlü olan, başka etkili olan başka grupların muhakkak bunda desteği vardır diye düşünüyorum. Çünkü bölgede kimin en çok bu şeyden, bu kargaşadan faydalanacağına baktığımız zaman yani şu anda şeyde duran, resimde duran ve pek çok yorumcunun analizinde işte bunlar en çok İsrail, nispeten Suudi Arabistan ve Amerika'nın faydalanabileceği. Dolayısıyla bunun arkasından İşte bu IŞİD kime bağlı olabilir? Kim bunu destekledi? Ancak 2006'da bu şeyi neydi adı? IŞİD'in başındaki Bağdadi'yi hapisten çıkarıp ki o dönemlerde hapisten çıkan insan böyle bu İslami direnişle suçlanıp da hapiste bulunup serbest bırakılan insan sayısı çok azdı o dönemlerde. Ondan 2008'den sonra daha çoğu 2010 için daha çok serbest bırakıldı. O dönemde serbest bırakılması ve hemen kısa bir süre sonra bu şekilde güçlenmesi Irak'ta sonra, yani Irak'ta tabii en güçlü olan şeylerden bir devletlerden birisi Amerika'dır yani. Amerika'nın işine gelebilir. Sonra Ürdün'e geçmeleri, Suriye'ye geçmeler, dolayısıyla en çok akla İsrail, Amerika ve bir takım yorumcuların buna işte şeyi de katarak, sünicilik üzerinden Suudi Arabistan da katacak. Peki sünicilik üzerinden Türkiye'yi katanlar da var. Bununla ilgili iddialara ne dersiniz? Vallahi açıkçası bizim mantığımıza böyle bir şey yatmaz. Yani Türkiye'nin böyle bir şeye girişmesi mümkün değil. Yani bir intihar olur çünkü. Türkiye hiçbir zaman Osmanlı döneminde de yani yüzyıllarca bölgede hüküm sürdüğü zaman hiçbir zaman böyle ağır bir mezhepçi politikaya girmemiş. Ha, bir takım tarihte sıkıntıların olduğu dönemler de vardır. Ancak yönetimin direkt bunu böyle bir sünicilik politikası uygulaması çok büyük, bölgede de çok büyük riskler var bunun açıkçası. Ve sonu gelmeyen bir savaşa gider bu aslında. Bir takım yorumcuların işte yüzyıllar savaşı dedikleri budur. Yani mezhep savaşı aslında bölgede, Orta Doğu'da herkes yüzyıllarca sürebilecek savaşlardan bahsedenler var. Dolayısıyla bunun tek kaynağı zaten ancak mezhep olursa bu böyle devam edebilir. Dolayısıyla özellikle bölge ülkelerinin, başta da İran olmak üzere, asla böyle bir oyuna gelmemeler lazım. Mezhep üzerinden bir politika uygulandığı takdirde bölgenin kanı hiçbir zaman durmayacak. Ve herkes zararlı çıkacak bundan. Dolayısıyla hem tahmin etmiyorum hem de açıkçası hiçbir şekilde de inanmıyorum Türkiye'nin. Peki. Şimdi biraz önce Türkmen Deklarasyonu ile ilgili kısmı okudum. Yani gelen yorumları da görüyorum. Gerçekten çok ilginç bir şekilde, çok aydınlatıcı bir süreç. Hep beraber, sizlerle beraber yaşıyoruz burada. Allah razı olsun öncelikle. Allah sizden razı olsun. Bir Kürdistan gerçeği var. Hatta Irak merkezi yönetimiyle şu anda işte petrol satışı, onunla ilgili tartışmalar, hatta Netanyahu'nun bağımsız Kürdistan'ı destekliyoruz, destekleyeceğiz gibi açıklamaları, bütün bunlarla beraber Türkmenler bu Kürdistan fikrine nasıl bakıyor veya Türkmenler bu saatten sonra, bütün bu yaşanmışlıktan sonra, birinci bölümde ifade ettiğim gibi bir ve beraber Irak'a hala inanmaya devam ediyorlar mı? Devam ediyorlar ama maalesef gitgide insanlarda şunu görüyoruz, özellikle bölgede yaşayan insanlarımızda o inanç gitgide kaybolmaya başlıyor. Yani artık acaba bütün Irak artık bize rağmen, yani Irak'ın bütünlüğünden artık söz edemeyeceğiz ve bize rağmen Irak bölünecek gibi bir algı oluşmaya başladı açıkçası Türkmen kesiminde de. Bu belki diğer kesimlerde çok daha önce yeşerdi bu anlayış. Ancak Türkmenler hep Irak'ın toprak bütünlüğünü, özellikle de ana vatan Türkiye'nin de telkinleriyle her zaman, yani bizler de çünkü ona inandık. Çünkü şuna inanıyoruz, yani ülkeyi parçalayarak bir yere varmak mümkün değil. Ve eğer mümkünse özellikle Irak gibi yeraltı kaynakları çok zengin olan ve bütün oradaki etnik ve mezhep gruplarına ve diğer inanç gruplarına yetebilecek, hatta çok çok artabilecek bir zenginlik var Irak'ta. Dolayısıyla bunun için birbirimizi öldürmektense bunu hep beraber paylaşıp bu zenginlikten, bu bereketten hep beraber faydalanmak daha doğru olur diye anlayışıyla biz meseleye yaklaşıyorduk. Ve hep Irak'ın toprak bütünlüğünden yana oluşumuzun da nedeni şu: ne Sünniler Irak'ta Şiileri bitirebilir, ne Kürtler Irak'ta Türkmenleri bitirebilir, ne Türkmenler Irak'ta Arapları bitirebilir. Böyle bir şey olmaz. Yani hiçbir grup diğer bir grubu bitirerek onun yerinde bir hüküm süremez. Dolayısıyla tek çıkar yolun hep birlikte bu Irak'ın bütünlüğü içerisinde, kardeşçe, demokratik sistem içerisinde herkes kendi nüfus oranında, kendi bölgesinde bir şekilde mümkün olan en geniş demokratik çerçevede yaşayabilmeleri ve birbirleriyle ilişki kurarak bu kültürler üzerine zenginlik yaratabilirler. Bu aslında bölgede de çok etkin olabilirler. Mesela şöyle düşünün, Irak'ın büyük bir kısmı Şii. Dolayısıyla Şii kesim üzerinde de bir etkisi olabilir Irak'ın. Aynı zamanda yarısına yakın neredeyse Sünni. Sünni alem üzerinden güzel ilişkiler kurulabilir. Irak'ın içinde Arap dünyasıyla kurulabilecek, yani zengin Arap dünyasıyla kurulabilecek ilişkilerin yanında Türk dünyasıyla, Irak'taki Türklerle, yani Türkmenler aracılığıyla bir güzel ilişkiler kurulabilir. Keza Kürtlerin bölgedeki diğer ülkelerde, Kürtlerin yaşadığı bölgelerle de aynı şekilde Kürtlerin oluşu bir zenginlik olabilir. Biz hep bu anlayışla yaklaştık ve bunun dışında bir şeye de inanmadık. Ancak şunu her zaman da söylüyoruz, bunu belki deklarasyonumuzda da okumuştunuz: bize rağmen Irak bölünürse biz o zaman parçanın parçası olmayı kabul etmeyiz. Biz bir bütünün parçasıyız. Bu bütün bölündüğü takdirde biz de o zaman, eğer diğer etnik gruplar bir ayrışma gidecekse, o zaman bizim de Türkmeneli bölgemiz var, biz de bu şekilde bir ayrışım isteriz. Biz ayrışımdan yana değiliz ama tekrar ediyorum, bize rağmen Irak bölünecekse bizi başka bir gruba yapıştırma, yamama politikasına asla boyun eğmeyiz. Yani mücadelemiz her şekilde, ister silahlı olsun ister silahsız olsun. Bugün silahımız yok ama mecbur kalırsa bir topluluk ki gitgide belli bölgelerde Türkmenler silahlanmaya başladı. Çünkü başka çaresi yok. Koruyabilecek bir güç yok. Karşısında bir IŞİD var. IŞİD tehdidi geldiği zaman bugün mesela özellikle de şunu söylememde fayda görüyorum. Türkiye'de belli ağızlardan şunu duyuyoruz. İşte Türkmenlere bir şey olmaz. Onları orada mesela peşmergeler koruyabilir. Evet, öyle. Bu çok büyük bir yanılgıdır. Öncelikle şunu görelim. Bugün Irak'ta yaşadığımız durumu, Kürt Yezidilerin yaşadığı bölgeyi, ağırlıklı Yezidilerin yaşadığı ki Kürt bölgesine dahil bir bölgedir. Kürtlerin hep öteden beri o Sincar bölgesini Kürt yönetiminin bir parçası olarak görüyorlar. Ve peşmergeler orada hakimdi. Ancak IŞİD'in 5-10 militarlısının saldırısından sonra hemen hepsi silahı bırakıp kaçtı. Dolayısıyla orada on binlerce Yezidi ve Türkmen dağlara kaçmak zorunda kaldı. Ölen sayısını da tam bugün net olarak bilmiyoruz. Çünkü hala IŞİD bölgede hakim olduğu için insanlar kimisi işte çok az bir kısmı Kuzey Irak bölgesine yani Kürt bölgelerine kaçabildi. Ama büyük bir kısmı Sincar dağlarına doğru aç susuz yaldayak kaçmak zorunda kaldı. Dolayısıyla ve aynısını şeyde gördük, Mahmur'da gördük. Mahmur'da da çok bir direnç gösteremedi. Bu kadar bugüne kadar şişirilen peşmerge gücü IŞİD'e karşı hiçbir şey göstermiyor, direnç göstermiyor. Kendi bölgelerinde. Dolayısıyla Türkmen bölgelerinde nasıl bir direnç göstereceklerini biz zaten baştan beri inanmıyorduk. Ve hatta dün de Celalula bölgesinde yani İran sınırına yakın bölgede Celalula'yı da ele geçirdi IŞİD. Peşmergeler orada da ciddi bir direniş göstermeden çekildiler. Ve on binlerce insanı perişan ettikten sonra çıkıp yetkilileri şöyle bir açıklama yapıyor. Bu bir taktik geri çekilmedir. Nasıl bir taktik geri çekilme? Bir şehrin insanlarını perişan etmişsin, onları mülteci durumda düşmüşsün, birçoğu ölmüş, aç sus çöle kaçmışlar ve bir taktik çekilme diyorsun ona. O zaman şunu mu söyleyeceğiz? Yani söylediklerinizden şunu mu anlayacağız? Irak Kürdistan'ı diye bir devlet kurulursa kimse bizi Kürdistan toprakları içinde yaşayan Türkmenler olarak ilan etmeye çalışmasın mı diyorsunuz? Aynen onu diyoruz, evet. Net olarak. Diyorsunuz ki, evet. Net olarak bunu söylüyorsunuz. Dolayısıyla aynı zamanda siz yani ortaya koyduklarınızla peşmergelerin Türkmenleri koruyamayacağını, dolayısıyla burada bir asimilasyon sürecinin de başlatılacağını mı düşünüyorsunuz? Maalesef, çünkü önümüzde şöyle bir tablo var Mustafa Bey. 35 yıllık bir diktatör Saddam rejiminin uyguladığı bütün baskıcı ve devletin bütün gücünü kullanarak uyguladığı politikaların sonucuna bakıyoruz. Ne kadar etkisi oldu bizim toplum üzerinde? Ancak 2003 ABD işgalinden sonra bugüne kadar Kürtlerin asimilasyon politikaları, bölgeye bölgeyi Kürtleştirme politikaları ne kadar daha etkili oldu? Çok kat daha fazlasını. Ne gibi enstrümanları kullandılar? Mesela örnek bir kere 2003'ten sonra bizim tamamen deklamın dışında kaldık. Tabi birinci derece Şii Arapların yanında en güçlü müttefik Irak'ın oluşumunda Kürtlerdi. ABD'nin desteğiyle tabi bu. Dolayısıyla Türkmenler denklemin tamamen dışına itildiler. Bunu aslında yine konuşmamız lazım. 1 Mart tezkeresinin bunda büyük etkisi vardı. Siz 1 Mart tezkeresinin çıkmamasının yanlış olduğunu düşünüyorsunuz bu anda. Yani aslında onu tartışmaksızın sonucuna ben bakıyorum. Sonucunun bizim üzerimize çok büyük etkisi oldu. Onun için Türkiye'yi idare eden politik anlayışın bunu dikkate alarak, yani orada senin bakayan olan, senin soydaşın olan bir topluluk, senin uyguladığın yanlış veya doğrusunu tartışmaksızın, anavatan Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nin vereceği bir karardır bu tabii ki. O kararı orası verir. Dolayısıyla o kararın, çünkü şimdi şunu da görmemiz lazım Mustafa Bey. Önce herhalde bir takım sözler verilmişti veya bir takım vaatlerde bulunmuştu Amerika. Amerika kendini bu meseleye kaptırmıştı. Hemen hemen %100 Türkiye üzerinden olacak gibi bakıyordu. Dolayısıyla 1 Mart tezkeresi olmayınca ve bizimle ilgili o kırmızı çizgiler bütünü bütün 1 Mart tezkeresinde yazılı olduğundan dolayı Amerika ilk kızgınlığını bizden çıkarttı. Hmm. O çuval olayından çok önce bütün hışmıyla bizim üstümüze geldi. Ve bizi tamamen denklemin dışına itti. Ve biz hala onun tesirinden kurtulmaya çalışıyoruz. Sonuçları itibariyle Amerika tarafından uğradığınız bu haksızlığı veya mevcut bölgesel yönetim tarafından yapılan baskının bir şekilde Türkiye tarafından görülüp bunun bertaraf edilmesi gerektiğini... Doğru, yani bunun giderilmesi için, bunun düzeltilmesi için burada tabii ki demin de bahsettiğimiz o milletvekillerimizin parlamentoya girmesinde bakanlıklar almamızda tabii ki Türkiye Anavatan yetkisi var bunda. O olmasaydı zaten biz bunu tek başımıza yapmamız mümkün değildi. Ancak siyasi desteğin gitgide arkamızda azaldığını görüyoruz. Yani daha doğrusu sanki yavaş yavaş denklemin dışına itiliyoruz. Önceden Türkiye'nin gündeminde çok ciddi bir yeri vardı Türkmenlerin. Bu gitgide azalmaya başladı. Acaba bizim görmediğimiz bir takım şeylerden bahsediliyor. Ancak biz görmüyoruz. Yani bir takım faydalar göreceksiniz. Türkmenlerin arkasındayız falan. Özellikle birebir görüşmelerimizde her türlü biz desteği vereceğizse tamam söyleme. Eyvallah, çok güzel geliyor. Bizi çok büyük şey ediyor, hoşnut ediyor. Ancak dönüp gerçek sahaya baktığımızda bunu göremiyoruz tesirini. Yani dolayısıyla biz birinci derecede siyasi destek istiyoruz. Türkiye'nin siyasi desteğinin ciddi ve kararlı bir şekilde arkamızda olduğunu hissetmek istiyoruz. Bir de aslında burada vurgulamamız gereken ve bölgede açıkçası özellikle bu IŞİD saldırısından sonra oluşan algıyla ilgili demin siz de söylediniz. Aslında Türkiye'de de büyük ölçüde bu algı var. O da yani Gazze'ye gösterilen siyasi destek Türkmenlere gösterilmiyor. Aslında bu Gazze'nin olayı tabii ki bütün İslam aleminin olayıdır. Ve arkasında belki bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin durduğundan belki daha fazla durması gerekir. Hepimizin bir şekilde oradaki insanların bu mazlumiyetine en yüksek şekilde karşı durmamız lazım, destek olmamız lazım ve bu haksızlığı haykırmamız lazım. Ancak bu yapılırken özellikle de açıkçası bunu şeyde fark ediyoruz biz. Dini hassasiyeti yüksek olan kesimlerde Gazze'nin 1/10 ilgi bize gösterilmiyor. Bunu acaba bizim katilimizin Müslüman olmasından mı kaynaklanıyor? Bu bizim seçimimiz değil, yani katilimizi biz seçmiyoruz. Maalesef bizim katilimiz Müslüman olduğu için galiba İslami kesimde özellikle biraz nasıl derler, yeteri dikkat oraya gösterilmiyor diye düşünüyoruz. Gösterenlerden tabii ki büyük bir kesim de var, Allah razı olsun. Özellikle insani yardım konusunda hem resmi devlet kanallarının hem de Anadolu halkının büyük bir desteği var. Bunu hiçbir zaman unutamayız. Zaten Türkiye'den başka kimsenin desteği yok bize. Bunu unutmayız. Bir reklama daha gideceğim. Sonra tabii. Tekrar 3. bölümde, son bölümde toparlarız. Ama şu cümlenizden bir kere de altını çiziyorum. 2. bölümün son cümlesi olarak belki evet, Gazze'deki mazlum oradaki insanların elbette onların o içinde bulundukları durumun bütün dünya Müslümanları tarafından dile getirilmesi gerekir. Elbette bunun tartışması yok. Ama o yapılırken biz de burada mazlumuz. Biz de mutlaka ve mutlaka bizim de sığınacağımız bir kapı olmalı şeklindeki bir yorum değil mi? Doğrudur. Peki. Ama katilimiz Müslüman maalesef. Peki. Tekrar kısa bir reklam arası, 3. bölümde görüşmek üzere. Tekrar beraberiz. Konuğumuz Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Tütüncü Bey. Şimdi biz tabii Türkmenlerin içinde bulunduğu durumu, Türkmenlerin sıkıntılarını, Irak'ın geldiği noktada IŞİD saldırıları neticesinde işte orada hayatını kaybeden, katliama uğrayan, yerlerinden, yurtlarından yani başka yerlerde canlarını kurtarmak üzere kaçan insanları ve Irak'ın şu anda işte Türkmenler bir taraftan, diğer taraftan mezhep çatışmaları, böyle karma karışık binbir türlü böyle problemin peş peşe geldiği bir durumu konuşuyoruz. Şimdi İkinci bölüm, ilk bölümde de ifade etti, ikinci bölümde de ifade etti Mehmet Bey. Tabii biz dedi, yani evet biz kendimizi Türkmen olarak, Türk olarak tanımlıyoruz. Biz kendimizi 500 yıllık tarihi geçmişimiz olduğunu düşündüğümüz bir ana vatanla beraber ancak bir anlam ifade ettiğimizi biliyoruz ama biz Irak'ın bölünmesini istemiyoruz. Biz bu kimliğimizi birlikte Irak'ın mevcut demografik yapısı içinde bulunan etnisitelerle beraber koruyabiliriz diyor. Ama bu olmazsa, illa Irak bölünecekse biz de kimsenin yanına böyle katılacak bir grupta değiliz diyor. Böyle bir genel değerlendirme var. Ama ben şimdi bunu hatırlattım. Belki ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz vardır. Mehmet Bey, Kürdistan diye bilinen bölge şu anda fiili olarak bir devlet aslında, işte bayrağıyla, kendi peşmergesiyle, kendi güvenlik gücüyle, her ne kadar siz o güvenlik güçlerinin IŞİD'e karşı gerekli başarıyı gösteremediğini söyledisiniz ama böyle bir fiili olarak kağıt üzerinde işte Amerika'nın da Irak Anayasası'nda da karşılığı olan bir sonuçta böyle bir devlet ortaya çıkıyor. Hı hı. Hatta bu devletin, bilmiyorum yanlış ifade ediyor olabilirim, anayasada nasıl geçiyor, federal mi, nasıl evet, federal Kürt bölgesi, Kürt bölgesi olarak geçiyor. Böyle bir fiili durum var ama bununla beraber son IŞİD tartışmaları, diğer bölünme ihtimalleriyle birlikte Barzani tarafından bağımsızlık dile getirilmeye başlandı. Ve bu da Türkiye tarafından sanki desteklenir bir girişim olarak görüldü. Gerekçe şu, söylenenleri söylüyorum tırnak içinde. Yani bakın, Türkiye'de işte bir çözüm süreci var, Türkiye'nin üzerinde bir basınç oluştu. Türkiye'de kendi topraklarının bölünmesinden endişe ediyor. Türkiye kendi toprakları dışında, Irak içinde eğer bir Kürt devleti, kendisiyle de ilişkileri olan bir Kürt devlet oluşturursa bu Türkiye toprakları üzerindeki basıncı azaltır. Dolayısıyla Türkiye'de kendi üniter yapısını bu yolla korur gibi bir iddiayla dile getiriliyor. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Şimdi tabii biz öncelikle şunu belirteyim, yani Irak'ta her etnik grubun, her mezhep grubunun veya kendini nasıl kabul eden, tanımlayan grup varsa herkesin kendi demokratik hakkını, kendi özgür iradesini ortaya bir şekilde devletin yapısı içerisinde, Irak'ın bütünlüğü içerisinde ortaya koymasına yanayız tabii ki. Ancak şimdi Irak'ta bir sizin de dediğiniz gibi fiili bir Kürt bölgesi var. Ve bu Kürt bölgesi de birçok yapısı itibariyle artık bugün bağımsızlığa hazırlanıyor uzun vadeden beri. Evet. Malumunuz olduğu üzere o bölge 91 ile 2003 arasında çekiç gücün koruması altında bir bölgeydi. Yani Türkiye üzerinden bölgeyi ABD ve diğer müttefik güçlerle birlikte bölgeyi Saddam'ın askerlerine karşı koruyordu. 36. paralel diye bilinen bölge. Diye adlandırılıyordu aslında. Fiili olarak Kürt bölgesiydi. 36. paralele giren yerler vardı. Türkmen'de ama sokmadılar onu oraya. Girmeyen yerler vardı. Kürt olduğu için o bölgelere soktular. Yani daha çok bir Kürt haritası büyük çoğunlukta. Bir Kürt haritası oluşturuldu orada. Yani bugünkü yapı ortaya çıktı. Biz bu yapıdan aslında yapıya karşı bir tavrımız yok bizim. Yapının bizim topraklarımız üzerinde emellerinin olması, bizim topraklarımızı da kendi Kürt bölgesine katma peşinde bir politika gütmelerinden dolayı biz bir karşı tavır içindeyiz, bunlarla anlaşamıyoruz. Aksi takdirde bunların bizim bölgemize karışmadıkları sürece o şeylerini kendi Irak'ın merkezi hükümetiyle çözecekleri bir sıkıntıdır. Bizi çok ilgilendirmiyor. Onların da ne hakları varsa bölgede almalarından yanayız. Ancak sizin sorunuza gelecek olursak, şimdi Türkiye'nin Kürtlerle iyi ilişkiler gütmesi ve bölgesel Kürt yönetimiyle ilişkilerin güçlendirmesi bizi herkesten fazla memnun eder. Çünkü bizim anlayışımız her zaman şu olmuştur. Irak'taki başta merkezi hükümet olmak üzere bütün gruplarla Türkiye'nin ilişkisi ne kadar güçlü olursa o grupların ilişkileri bizimle o kadar iyi oluyor. Türkiye ne kadar merkezi hükümet veya diğer bölgesel güçlerle bir takım sıkıntıya girdiği zaman onların bize karşı tavırları da ona göre değişiyor. Yani dolayısıyla biz her zaman ilişkilerin iyi olmasından yanayız. Bir kere bunun altını kalın çizgilerle çizmemiz gerekiyor. Önemli, evet. Bundan sonra ancak Şimdi Türkiye tabii ki kendine göre bir güvenlik politikası, bir Kürt politikası uygulamakla tabii ki anavatanın milli menfaatler çerçevesinde kendi haklarıdır. Ancak orada bizi yok sayarak veya bizi başka bir gruba kurban ederek bir politikanın uygulanması hiçbir insafa da herhalde sığmaz. Yani bunu da hiç kimsenin de bu şekilde bir mantıkla yaklaşmasından açıkçası çok inanmıyorum ben. Ancak galiba bir şekilde bizi unuttular. Bir takım politikalar çizilirken veya bir takım planlar konuşulurken Türkmenleri hesaba katmadan ya biz bunu sonra hallederiz gibi bir mantık görüyoruz. Özellikle de Irak'taki gruplarda silahlı gücü olan başta da Barzani olmak üzere, yani burada net olarak söyleyelim. Dolayısıyla şimdi yani bizim her zaman yaklaşımımız, Türkiye'den beklentimiz şu oldu. Türkiye, Irak Türklerinin meselesi Türkiye'nin milli menfaatleri ve milli ve kültürel politikalar çerçevesinde net bir yeri olması lazım. Günlük politikalara, bir takım geçici çıkarlara veya kısa vadeli bir takım ekonomik beklentilere kurban edilmemesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi burada en önemli husus, oradaki Türkmenlerin de ana vatanın, Türkiye'nin bir şekilde güvenlik sigortasını oluşturuyorlar orada. Eğer orada Türkmenler yok olduğu takdirde bir takım grupların sıkıntısı Türkiye üzerine inanın ki daha fazla artar. Ve Türkiye üzerine, hatta Irak'ın geçmişini yakından bilenler bunu bilirler. Yani Türkmenlerin oradaki tavırlarını, ister Araplara karşı ister Kürtlere karşı, Türkiye'ye karşı bir şeyleri oluştuğu zaman Türkmenler nasıl bir tavır sergilemişler. Ve her zaman Türkiye'nin milli menfaatlerini Türkmenler kendi menfaatlerinden öncelikli tutmuşlardı. Çünkü Türkiye bizim son ve en büyük kalemiz diye görüyoruz her zaman. Dolayısıyla ana vatanımıza bir zarar gelmesini hiçbir şekilde istemeyiz. Ancak şunu da altını çiziyoruz. Bir takım günlük güvenlik politikalarına veya ekonomik çıkarlara Türkmenlerin kurban edilmesi Türkiye'nin milli menfaatlerine en büyük zararı verir diye düşünüyoruz. Uzun vadede. Tabii orta uzun vadede. Şimdi yine yani belki tekrar oluyor ama önemsediğim için cümlelerinizin altını çizmek istiyorum. Benim de çünkü çok böyle katıldığım cümle bunlar. Yani oradaki Kürt nüfus, merkezi yönetimle hakları noktasında istedikleri müzakereyi istedikleri şekilde yapıp bunu elde etmek için her türlü kendilerine uygun olan yolu, yöntemi belirleyebilirler. Bunda sıkıntı yok. Demokratik haklar noktasında bunun mücadelesini verebilirler ama kimse bizi bu anlamda bir yerlere eklemlemeye çalışmasın ifadesi. Aslında yani böyle bir genel itibariyle baktığımda böyle bir tutarlı bir fotoğrafı net bir şekilde oradaki Türkmenler aslında ortaya koymuş. Ben bunu Suriye Türkmenleriyle yaptığım programda da görmüştüm. Orada da onlar ifade ederken şöyle bir Suriye Türkmenleri şöyle konumlandırmıştı kendisini. Yani biz oradaki toplumun bütün kesimleriyle, Suriye'deki bütün kesimlerle çok iyi hukuklarımız oluştu. Çok iyi bağlarımız oluştu ve biz aslında bir denge unsuru olduk demişti. Yani görüyorum ki burada da yani orada denklemin dışına itilmeyecek bir Türkmen nüfus var ve mutlaka Irak'ın geleceğinde bir şekilde Irak Türklerinin de bir şekilde o denklemde yerini alması gerekir gibi bir sonuç çıkıyor. Bunu altını çizmek istiyorum. Peki şimdi Arap dünyasına bakışı, yani oradaki Türklerin Arap dünyasına bakışı Türkmenlerin nedir? Yani Arap Baharı'na bakışı nedir? Mevcut Suriye'deki olaylara bakışı nedir? Nasıl yorumluyor? Tabii Filistin'le ilgili düşüncenizi, o duyduğunuz acıyı ifade ettiniz. Gazze'yle ilgili duyduğunuz acıyı ifade ettiniz. Arap dünyasının Irak üzerinde farklı böyle emelleri olduğunu, işte Arabistan vesaire gibi, Katar vesaire gibi emelleri olduğuna dair iddialara katılıyor musunuz? Bu tür durumların bertaraf edilmesi için ne gibi bir çağrıda bulunursunuz? Aslında o tür iddiaların da o tür hedeflerin de galiba genel dış mihraklı bir takım güçlerin güdümüyle oluyor. Yani bir takım ülkeleri başka bir ülkenin üzerinde bir takım haklar iddia etmeye veya işte onun topraklarını ele geçirmeye çalışıyor. Aslında bugün Arap dünyası malumunuz olduğu üzere 22 ülkeye bölünmüş. Yani çok ufaklı, irili ufaklı bir sürü ülke var. Aslında genel olarak da Arapların arasında her zaman, hiçbir zaman daha doğrusu çok net böyle bir birliktelik olmadı maalesef. Yani şeyden sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Bir takım sıkıntılar sürekli bölgelerde devam etti. Özellikle benim de kanaatim bölgenin zengin altyapısı ve özellikle de petrolün oluşuna karşın bölge halkının çok yeteri kadar uluslararası gelişmeleri iyi takip edememesi veya yeteri bir kadar bir kültürlü altyapıya sahip olmaması. Aslında yoksa insanların bu bir yerde mezhep ayrışımı, bir yerde bölgesel ayrışımlardan dolayı birbirlerinin kanını dökmesi aslında hepsi kardeştir. Bin yıllarca belki yüzyıllarca beraber yaşamışlar, aynı kaderi paylaşmışlar. Bu insanların bu kadar birbirlerini acımasızca boğazlamasını açıkçası başka bir anlam veremiyoruz. Muhakkak bunun arkasında diyoruz bir cehalet, bir de dış güçlerin bir takım şeyleri var, sevk etme ve teşvik etmeleri var. Dolayısıyla Araplarla bizim özellikle Türk dünyasının her zaman çok iyi bir ilişkimiz olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Türkiye'deki iktidarların geçmiş dönemdeki Arap dünyasıyla olan ilişkilerinin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Özellikle AK Parti hükümetinin den sonra bölgeye yönelik, Arap dünyasına yönelik ilginin ve ilişkilerin arttırılmasını doğru bir politika olarak görüyorum. Bir takım altyapının henüz bu konuda yetersiz olduğunu da kabul etmek kaydıyla, yani bu devletin birçok kademesinde. Çünkü daha önce ilişkiler çok sınırlı seviyede tutulmuş Arap dünyasıyla. Oysa Batı'nın ta okyanus ötesinden gelip Araplarla çok güçlü ilişkiler kurup Arap dünyasına birçok ticari anlamda menfaat sağlamış. Ancak biz yanı başımızdaki ve özellikle de çok uzun yıllara dayanan bir geçmişimizin olmasına rağmen, yakın kültürümüzün ve aynı dini paylaşmamıza rağmen aynı kültürü uzun yıllar biz o bölgelerde özellikle Osmanlı döneminde biliyorsunuz Arap dünyasının büyük bir kesiminde Osmanlı'nın çok büyük etkisi şeyi de var. Yani hala hafızalarda Osmanlı'ya karşı her ne kadar sonra gelen rejimler, İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar gibi bir takım düşmanlık şeyi ekmeye çalışmışsa da, ama gerçek Arap halkının, Arap sokağında Türkiye devletine karşı ve Türk insanına karşı büyük bir sempati var. Dolayısıyla bunu daha da ilerletmek, daha da geliştirmek, daha da ilişkileri ileri seviyeye taşımakta çok büyük fayda var. Türkiye'nin dünya denklemindeki yeri için de çok önemli bir meseledir. Aynı zamanda ekonomik olarak da çok önemlidir. Ciddi bir pazar çünkü orası da. Dolayısıyla ilişkileri kurmasından muhakkak her zaman güçlenmesinden yanayız. Ve bu konudaki politikaların artarak devam etmesi aslında bence doğrudur. Peki Mehmet Bey, Irak Türkleri diye kendinizi tanımlıyorsunuz. Böyle bir derneğin başındasınız. Şu anda Türkiye'de yaklaşık ne kadar Iraklı Türkmen kardeşiniz var? Takribi olarak zannedersem bir 30 bin civarında var. 30-35 bin civarında bir nüfus var. Çok fazla çünkü nüfus burada şey etmiyor, kalmıyor. Daha doğrusu sıkıntılardan dolayı, özellikle ekonomik sıkıntılardan dolayı ve bazen de oturma izni verilmemesinden dolayı özellikle batıya göç eden de Türkmen çoktur. Yani Türkiye üzerinden gelip batıya göç eden. Peki nedir beklentisi mevcut fiili olarak? Evet, orada bir katliam var, siyasi olarak desteği söylediniz. Ama onun dışında mesela fiili olarak şu anda oraya yardımlar ulaştırılabiliyor mu? İşte şu anda orada IŞİD tehdidinden veya oradaki kargaşadan dolayı açlık, susuzluk veya her türlü problemi yaşayan insanlara aynı ve nakdi yardımlar ulaştırılabiliyor mu? Bununla ilgili yaşadığınız sıkıntılar var mı? Sizin muhatabınız doğrudan bakanlık veya sivil toplum kuruluşları. Bu anlamda oraya ilgiyi çekmek ve oradaki bu dile getirildiğiniz sıkıntıların bertaraf edilmesi adına neler ifade etmek istersiniz? Yani kamuoyu ne yapmalı ki bu sıkıntıların doğrudan çözümüne katkıda bulunsun? Valla birinci derece dedim ya. O siyasi söyledik. Evet, siyasi söyledik. Anadolu halkının, Türk insanının, Türkiye halkının bizim Türkmenlerin arkasında olduğunu, özellikle de mesela zaman zaman Gazze için yapılan büyük mitingler gibi mitinglerin Türkiye'deki sivil toplum örgütleri tarafından parti ayrılmasızın bütün grupların Türkmenlerin destekledikleri ve Türkmenlerin arkasında olduklarını göstermeleri bize çok büyük bir destek katacaktır. Bunu özellikle ifade edeyim. Aynı zamanda şunu da altını çizeyim. Şu ana kadar Türkmenlerin aldığı desteğin çok büyük bir kısmı hep Türkiye'den gelmiş. İster de Türkiye Devleti'nden, yani AFAD'dan, Kızılay'dan veya sivil toplum örgütlerinden, Türkiye'deki halktan toplanan yardımlarla, bağışlarla bölgeye gelmiş. Bunu bir kere altını çizerek belirteyim. Yeterli mi? Yetersiz. Bugünkü oradaki drama karşı, oradaki insanların işte her şeyini bırakıp çöle kaçıp aç susuz kalmış yüz binlerce insanı tabii şey etmek de doyurmak da kolay değil bu. Dolayısıyla Allah razı olsun bu işte yardımı, emeği geçen kimler varsa. Ancak bazen deniliyor ya yardım gitmiyor. Hayır, gitmiyor değil. Yardımlar gidiyor ama yetersiz kalıyor bazen. Yardımların artmasını. Özellikle de dediğim gibi maddi yardımdan çok siyasi yardımın bölgeye ve Türkiye'nin Anadolu halkının ve Türkmenlerin arkasının ne olduğunu, biz fiil olarak arkamızda olduğunu her zaman biliriz. O nefes her zaman arkamızda hissediyoruz biz. O da bizim için çok büyük bir moral ve motivasyondu bölgede o sıkıntılara karşı ayakta durabilmemiz için. Ancak bunun daha özellikle sıkıntılı dönemlerde daha ciddi bir şekilde gösterilmesini ve Türkiye'den şu anda beklediğimiz, yani biliyorsunuz bu devlet kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri Kızılay, AFAD'ın dışında ülke ocakları olsun, konsiyat gibi kuruluşlar olsun ve pek çok belediyeler, Konya Derneği, Urfa'da, Antep'te pek çok sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları çok büyük destek verdiler bölgeye. Allah hepsinden razı olsun. Tabii bunlar çok önemlidir. Ancak bunun yanında dediğim gibi o insanların şu anda sığınabilecekleri bir güvenli bölgeleri yok. Bence Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türkmenlere yapabileceği, bugünkü hükümetin, AK Parti hükümetinin ve tarihe geçebilecek, yapabileceği en büyük iş, eğer Türkmenlerin bütün bölgesini bir güvenlik bölgesi olarak ilan edemiyorsa da, ki bizim her zaman şeyimiz bundan yana, Türkmenlerin yaşadığı bölgeleri nasıl ki 1991'de Kürt bölgesini bir güvenlik bölge olarak ilan edildi, evet, ve Türkiye'nin de desteğiyle ABD'nin başını çektiği çekici güç vasıtasıyla o bölge korundu ve bugünlere geldi, o bölge gelişti. Biz diyoruz Türkmeneli bölgesi için de aynı bir şekilde Birleşmiş Milletler ve uluslararası mahfillerde bunu dillendirmek ve Türkiye... Ne kadar bir coğrafya alandır orası Mehmet Bey? Yani tabii uzun bir coğrafya. Ta İran sınırına kadar dayanıyor. Ama hepsini belki bu anlamda şey etmek zor olsa da en azından Tel Afer bölgesi Türkiye'nin hemen sınırına çok yakın bir bölgedir. Dolayısıyla en azından Tel Afer'i bir güvenli bölgeye ilan edebilirse, tabii bunda uluslararası mahfillerin desteğini alarak böyle bir şey yapılabilirse orası Türkmenler için bir sığınak olur. Diğer bölgelerde de kaçabilecek, yani kendini güvenlikte hissedemeyen Türkmenler en azından oraya sığınabilirler. Ve orada kendimizi toparlayıp tekrar ayakta durabiliriz. Belki orada da kendi güvenliğimizi korumak için bir güç de oluşturabiliriz. Dolayısıyla Tel Afer'in bir güvenli bölge olarak ilan edilmesi, yani bütün Türkmeneli bölgesi için tabii talebimizdir bu. Bütün dünyadan, sadece Türkiye'den değil, başta Birleşmiş Milletler, ABD ve batılı güçlerden ve bütün bölge güçlerinden talebimizdir bu. Tabii sadece Türkiye'nin gücü buna yetmeyebilir. Ama Türkiye yanı başındaki en azından Tel Afer için böyle bir ciddi girişimde bulunabilirse bizim için çok büyük bir tarihi bir kazanım olur diye düşünüyorum. İran sınırına kadar uzadığını söylüyorsunuz. Evet, İran içinde de yaşayan Türkmenler var mı? İran'da Türkmenler var, evet. Tabii İran'da büyük bir Türk nüfusu var tabii yani. Türk nüfusu ayrı. Evet. Yani ben yani... Şimdi açıkçası biz onun ayrımına çok girmiyoruz. Çünkü biz zaten aslında biz Türk'üz. Türkmen her ne kadar Türkmen denilse de yani Oğuz boyu Türk'üz biz bölgede. Evet. Türkmen daha çok bize biraz da Irak'taki resmi kaynakların işte Türk'ten ayırmak için dedikleri bir... Öyle mi? Ürettikleri, evet, tabii. Aslında yani Irak Türkleri diye derneğinizi kurmanızın maksadı da bu. Tabii odur. Çünkü 59'da kurulmuş derneğimiz. 1900 özellikle 57'ye kadar resmi literatürde de bütün resmi yazışmalarda da hep Irak Türkleri geçerdi. 1957'den 8'den sonra Irak yönetimi artık Türkmen demeye başladı. O da bir ayrıştırma politikası aslında. Ama çok da yanlış değil yani. Türkmen de aynı Türktür. Bir Oğuz boyundandır. Ha. Sonuçta 59 dediniz. Derneğin kuruluşu 59. 1959'da kurulmuş. Evet. 59. Kerkük katliamından sonra kurulmuş bir şeydir. 14 Temmuz 1959'da Kerkük'te büyük katliam yapılmış. Tamam. Ondan sonra kurulmuş bir dernek. Türkiye'de. Evet. Özellikle Türkmenlerin sesini, Irak'taki Türklerin sesini Türk ve dünya kamuoyuna duyurmak için. Yaptığınız çeşitli web sayfanızdan da gördüm. Yaptığınız çeşitli konferanslar var, çeşitli böyle düzenli olarak bunları kamuoyuyla nasıl yani ne hangi özellikle anma toplantılarını mı yapıyorsunuz? Katliamları yoksa onun dışında mesela Irak'ın geleceği, Irak'ın geleceğinden beklentiler gibi oradan önemli isimlerin katılıp gelip gittiği böyle organizasyonlarınız var mı? Tabii ki yani anmalar maalesef Irak'ta çok katliama uğradığımız için onları da bir şekilde unutturmamak için, tekrar yaşanmaması için anma toplantıları da mecburen yapılmaktadır tabii. Ancak onun dışında hem o toplumun kendi kültürel yapısını korumak için hem de Türk ve dünya kamuoyuna sesini, davasını, sıkıntılarını duyurabilmek için ve aynı zamanda da bölgeyle olan ilişkimizi koparmamak için sizin de bahsettiğiniz gibi bölgedeki siyasilerimiz, entelektüellerimiz, yazarlarımız vesaire yetkililerimiz geldiği zaman her zaman buradaki Türkmenlerle ve buradaki halkla, Türk halkıyla da bir şekilde buluşturup oradaki sıkıntıları direkt ağızdan aktarmaya çalışıyoruz tabii. Geçtiğimiz günlerde Irak Türkmen Cephesi Başkanı, şu anda mevcut başkan. Evet, Erşad Salih Bey. Erşad Salih Bey zannediyorum Türkiye'de bir ziyarette bulundu. Doğru, Ankara'ya ziyaret etti. Ankara ziyareti bir oradaki Türkmeneli televizyonundaydı zannediyorum gördüm. Bir işte çelik yelekli vesaire basın toplantıları falan yapıyor. Yani bu kadar tehditle doğrudan karşı karşıya olan bir durumda şu anda. Tabii maalesef özellikle de siyasilerimizin durumu çok sıkıntılı orada. Zaten her an tehditle her zaman vardı ama IŞİD artık Kerkük'ün belli bölgelerde 20-30 kilometre dışında artık. Ve doğrusu isterseniz şeyi de söyledim. Bugün Irak ordusu yok orada artık. Irak ordusu hepsi kaçtı. Bölgeyi devralan tamamen peşmergelerdir. Dolayısıyla peşmergeler de demin bahsettiğim gibi yani kendi bölgelerini koruyamıyorlar. Bir de kendi bölgeleri olmayan ama bugün petrol için bölgelerine katmak istediği Türkmenlerin bölgelerini ne kadar koruyacaklar ondan çok şüpheliyiz açıkçası. Dolayısıyla oradaki insanlar her an açıkçası katliamla karşı karşıya kalabilirler. Yani düşünün merkezi hükümete bağlı olan bir güç tamamen silahını bırakmış hiçbir direniş göstermeden kaçmış. Irak'ta şu anda bir başıboşluk var merkezi hükümette. Onun dışında Kürt peşmergeleri kuzeyden gelip bölgede hakimiyet sağlamışlar. Bölgeden de çıkmayız artık diyorlar. Ama en ufak bir IŞİD tehdidi karşısında da her an hiçbir direniş göstermeden kaçabilecek bir tutum içindelerdi. Dolayısıyla yani biz her an katliamla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunun için Türkiye'den siyasi destek ve güvenlik desteği bekliyoruz. Şu an için yani tabii sonuçta sayılan katledilenler insanlar oradaki insanlar ama şu an için bir rakam var mı elinizde? Yani IŞİD tehditleri, saldırılar neticesinde şu kadar oradaki bölge insanı hayatını kaybetti. Türkmen en son böyle bir istatistik açıkçası yok. Rakam söylemek çok telaffuz etmek çok zor çünkü çok farklı rakamlar geliyor açıkçası. Ancak şunu söyleyebiliriz yani IŞİD'in 10 Haziran'dan beri bölgeye saldırmasından sonra yani en az 250-300 bin civarında bir nüfusun göç ettiğini, kaçtığını biliyoruz. Nerelere gidiyor bunlar? Bunların işte şimdi işin acı tarafı da şu, Kürt bölgesine, en güvenli bölge gördükleri Kürt bölgesine kaçmaya çalışıyorlar. Ve özellikle Tel Afer'den kaçan, ki orada yaklaşık 350-400 bin civarında bir nüfus var. Tel Afer ve çevresindeki işte Musul'a bağlı köy kasabalarda. O nüfus IŞİD'in hışvından kaçmak için Kürt bölgesine sığınmaya çalışıyor. Kürtleri bölgeye almıyorlar bunları. Bölgelerine sokmuyorlar. Hangi Kürt yönetimi bu? Defalarca başları Saddam'la her sıkıştığı zaman Türkiye onlara kucak açmış, kapı açmış, sığınma yeri olmuş bir devletin, bir milletin oradaki kardeşlerini maalesef almıyorlar bugün. Yani biz siyasi destek dediğimiz budur. Türkiye'nin Kürt bölgesi üzerinde ciddi tabii ki bir takım ticari ilişkileri, bir takım ekonomik ilişkileri olmasına rağmen ama Türkiye'nin de bölge üzerinde çok ciddi etkisi var. Bugün pazar neredeyse tamamı Türkiye'nin elindedir. Yani Türkiye kapıyı kapatırsa sadece Türkiye'nin ekonomisi zarar görmez bundan. Bölge felç olur. Yani şunu da bilmemiz lazım. Bugün başka çıkış kapısı yok Türkiye'den başka. Dolayısıyla o bölgedeki güç üzerinde Türkiye bir takım baskılar kurup neden Türkmenleri bölgeye almıyorsunuz demek lazım. Ve aynı zamanda da en azından Türkiye'ye gelmek isteyenleri dahi müsaade etmiyorlar. Özellikle Tel Afer halkından olan Türkmenlere. Neden Tel Afer? Çünkü Tel Afer şundan dolayı arada Kürtlerle Tel Afer arasında özel bir düşmanlık da var. Yani Türkmen'in ötesinde de 2003'te bölgeye saldırmak istediler. Tel Afer'le çok büyük bir direniş gösterdiler. Sokmadılar Kürt peşmergeleri bölgelerine. O bölgeyi Kürt bölgesine katıp Suriye'deki Kürtlerle bir birliktelik sağlamak istiyorlardı. Dolayısıyla Tel Afer ortada kalıyor bir bölgeydi. Bu bölgeyi de Kürt bölgesi katmak istediler. Tel Afer halkı buna çok büyük bir direniş gösterdi. Ondan dolayı şu anda. Ondan dolayı bölgelerine sokma ama bugün bir insani durum var bölgede. Yani en azından Türkiye'ye gelmelerine elinde pasaportu, bileti Türkiye'ye girmesi için mecbur Kürt bölgesine geçmesi gerekiyor. Ona bile müsaade etmiyorlar. Peki. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum. Ben son cümlelerinizi yani programı kapatacağım. Hı hı. Son cümlelerinizi alayım. Gerçekten ben bugün şahsım adına söylüyorum. Gelen mesajlarda da bunu teyit edebilirim. O bölgenin daha iyi anlaşılması, sizin gözünüzden bölge olaylarının değerlendirilmesi, problemlerin okunması, gelecek perspektifi birçok noktada birçok şey öğrendim. Yani 59 yılında kurulmuş ve bölgeyle olan ilişkisi o tarihten bu tarihe kadar belki öncesi de var. Çok iyi bir şekilde giden bir altyapının şu anda başında olduğunuzu bu şekilde hissetmiş oldum. Tekraren çok istifade ettiğimi belirtmek istiyorum. Son cümlelerinizi alarak ben programı kapatayım. Evet, en son olarak açıkçası oradaki Türkmen halkının tek destekçisi Anavatan Türkiye'dir. Tabii Anavatan Türkiye'nin yanında Türk dünyasının da desteğiyle bekliyoruz biz. Ve şunun altını çizerek tekrar belirtmek istiyorum. Bizler orada yani bizim celladımızın veya katilimizin ne yazık ki Müslüman olmasından veya İslam adıyla bunu yapmasından dolayı maalesef sesimizi Anavatan Türkiye'de dahi yeterince duyuramıyoruz. Oysa bakın mesela Kürtlerin bölgede uğradıkları mağduriyetler dünya kamuoyunda da çok iyi bir yankı getiriyordu eskiden. Tabii şimdi artık kendileri hakim konumda oldukları için öyle bir ihtiyaçları yok. O hatta son şeyde gördüğümüz burada da aslında çok önemli bir olay çıktı ortaya. Amerika'nın mesela IŞİD'in Erbil'e yaklaşmasından dolayı belli IŞİD noktalarını, IŞİD hedeflerini havadan bombalaması evet. Bile hem IŞİD üzerinde hem bölge halkı üzerinde çok büyük bir etki yarattı. IŞİD artık geri adım atmaya başladı, korkmaya başladı. Yani belki 2 uçak kaldırıp bile 3-5 füze atması bile bunun aslında maddi şeyden çok, getirisinden çok psikolojik bir getirisi var bunun. Bölge halkı üzerinde bir, bizim arkamızda bir Amerika var, bir özgüven verdi. Dolayısıyla Türkiye'nin de belli yerlerde, kritik yerlerde belli ufak adımları belki Türkmen toplumu üzerinde psikolojik olarak ve bölge halkı üzerinde çok büyük etkisi oldu. Bir taraftan IŞİD'in arkasında Amerika olduğuna dair iddialar var. Ortada. Diğer evet. Taraftan işte böyle bir karma karışık duygular işte içerisinde için... bölge halkı içinde bulunduğu bu zulüm ortamından kurtulmanın mücadelesini görüyor. Maalesef ve İslam adını kullanan dünyanın belki en katil örgütlerden birisi bugün bölgeye hışmını sürdürüyor maalesef. Peki, Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum tekrar. İnşallah ilerleyen zamanlardaki programlarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Benim sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Değerli izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Ben yani Irak Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Tütüncü Bey'in yapmış olduğu açıklamalardan, gelen yorumlarınızdan da, maillerden de onu rahatlıkla hissedebiliyorum. Gerçekten bölgenin daha iyi anlaşılmasını, daha iyi idrak edilebilmesini ve oradaki toplumsal kesimlerin sıkıntılarının, yaşanan süreçlerin çok daha iyi analiz edilebilmesini sağladığını düşünüyorum. Yani orada aslında altı çizilmesi gereken birçok cümlesi oldu Mehmet Tütüncü Bey'in. Mehmet Tütüncü Bey, yani Irak'ın toprak bütünlüğünü, içindeki bütün etnisitelerin, mezhep farklılıklarının sonuç itibariyle bir zenginlik olduğunu, oradaki Irak Türklerinin mevcut zenginliklerle beraber yaşamını devam ettirmeye hazır olduğunu, ama Irak sonuç itibariyle bir fiili durum var ve bu bizi üzüyor. Mutlaka eğer böyle bir bölünme artık kaçınılmazsa lütfen bizim de varlığımızı, ki kaldı ki %8 ila 10 civarında nüfustan bahsediyoruz, bizim de varlığımızı kimse göz ardı etmesin dediğini ben bir şekilde altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin siyasi desteğine mutlaka ve mutlaka ihtiyaç olduğunu ve bu siyasi destek neticesinde Türkmenlerin orada kendilerini daha iyi, daha güvenli hissedebileceklerine dair yorumlarını altını çiziyorum. Sonrasında din ve mezhep farklılıklarına bakışı çok önemli. Ne biz Türkmenler Kürtleri, ne Kürtler bizi, ne biz Arapları, ne Araplar bizi, ne Kürtler Arapları, Araplar Kürtleri, hiç kimsenin birbirini tamamen kökünü kazıması gibi bir şey söz konusu değil. Ne Sünnilerin Şiileri, ne Şiilerin Sünnileri ortadan kaldırması gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla birbirimize tahammül etmek, birbirimizin bu farklılıklarını zenginlikler olarak görerek başkalarının oyununa gelmeden kendi birlik ve beraberliğimizi korumamız lazım şeklindeki ifadelerin altını çiziyorum. Orada elbette IŞİD denilen, arkasında kimin olduğu bugün bile, yani yapmış olduğu uygulamalarla, yapmış olduğu katliamlarla, yani asla ve kata tasvip edilemeyecek bir terörist örgütün uygulamalarının bölgeye nasıl zarar verdiğini, İslam'a nasıl zarar verdiğini, dünyadaki İslamofobya katkılarını nasıl ortaya koyduğunu buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum. Şöyle notlarıma bakıyorum. Evet, atlanacak bir şey olmasın. Bir kere daha belki Irak Türklerinin bakış açısını net bir şekilde ortaya koyduğu için Türkmen Deklarasyonu'ndan bir paragraf ifade ederek aslında bölgeye de örnek olması gereken bu paragrafla beraber programı nihayet erdirmek istiyorum. Ancak bütün acı tecrübelere rağmen Türkmenler Irak vatandaşlığı şuurunu kaybetmemiş, Arap, Kürt, Kildani, Asuriler ile bağlarını devam ettirerek hür ve onurlu yaşayacak bir toplumun yaratılması için verilen mücadeleye katkıda bulunmuşlar ve bu halklarla beraber yaşamanın zaruretine inanmışlardır diyorlar Türkmen Deklarasyonu'nda. Bunun da ne kadar birleştirici ve bütünleştirici bir yaklaşım olduğunun takdirlerini de sizlere bırakıyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşebilmek ümidiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.